Sevgili seyirciler, şimdi Trabzon'a, Doğu Karadeniz'e gideceğiz ki Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan yeni Zigana tüneli 3 Mayıs'ta hizmete açılmıştı ve 2 aylık sürede o tüneli kaç araç kullandı? Arkadaşımız Fatih Doğan ayrıntıları bizlere aktarır. Cengizhan Cevahiroğlu, bizler Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy mevkiinde bulunuyoruz. Hemen arkamızda da Avrupa'nın en uzun çift tüp karayolu tüneli bulunuyor. Yeni Zigana tüneli. Uzunluğu 14,5 kilometre, toplam çift tüpten oluşuyor ve mevcut güzergahın kotunu da 600 metre aşağı çekiyor. Zira 1987 yılında bölgede Zigana Dağı'nın zirvesinde açılmış olan bir tünel vardı. O tünel uzun yıllar boyunca hizmet verdi. Şu anda da o yol kullanılmaya devam ediyor. Fakat yeni güzergahta da hemen kameraman arkadaşım Yavuz Ertürk ekranlarınıza taşıyor. Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takvimler 3 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde. Aradan geçen sürede 2 aylık süre içerisinde tüneli kullanan araç sayısı 288.300 oldu. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ular Uraloğlu tarafından yapıldı. Tabii görkemli bir açılış yapıldı. O günden bugüne kadar da vatandaşların tüneli olan ilgisi oldukça yoğun. Şu anda da bir araç tüneli ilk kez kullanacak. Onlar da inip hatıra fotoğrafı, bu anı ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektirdiler ve yollarına devam ediyorlar. Tabii her yıl 272 milyon lira tasarruf sağlanacak tünel sayesinde ve karbon emisyon salınımı da yıllık 21 bin ton azalacak diyebiliriz. Mevcut güzergah sürücülerin 600 metre daha aşağıdan seyretmesini sağlıyor ve ayrıca sürücüler kışın zorlu şartlarında o Zigana'nın çilesini çekmekten kurtuluyorlar. Güzergahı da 8 kilometre kısaltıyor bu tünel. Trabzon Gümüşhane arasındaki mesafeyi de 45 dakika gibi kısa bir süreye indiriyor diyerek Zigana tünelinden sözü tekrar stüdyoya bırakalım.